Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Telefon şakası yapıyoruz bugün Sıla ile beraber. Ama gerçekten çıtayı bence biraz üst noktaya taşıdık. Heyecanlandım. Bugün konuşmadığımız, küs olduğumuz arkadaşlarımızı arayıp biraz daha damarlarına basacağız. Yani biraz zor. Evet. Yani Sıla, anlıyorum neyle ama. Neyle karşılaşacağımız, çünkü ben tahmin edemiyorum. Yani onun için. Ve heyecanlandım. Yani ben mesela çevremde böyle nadir küs olduğum insanlar ve genellikle de saçma şeylerden oluyor aslında yani. Evet, hani evet. Eski yakın arkadaşlarımla. İncir çekimliğini doldurmayacak. Evet. Saçma bir şeyden küsmüş oluyorsun ve bir daha üstüne konuşmuyorsun. Görüşmüyorsunuz ya, da. Bu şakaya bir vesile olacak hani barışmalara. Belki de. Ama ya biz, da daha da kızışacak. Umarım öyle olmaz. Ama biz damara basacağız. Evet. Ve ilk damara basan da ben olmak istiyorum müsaadenle. Tamam, evet lütfen. Kaçabildiğim kadar kaçmak istiyorum ben. Benim Melda diye, Melda diye bir arkadaşım var. Nereden, okuldan mı? Okuldan. Melda ile bizim çok saçma bir olayımız olmuştu. Ben ekmiştim. Niye? Yani gitmemiştim. Melda ile buluşmaya. Yani bizim arkadaş gruplarıyla bir etkinlik yapacaktı. Bir de şey, yani. Hiçbir şey demeden. Yani evet, aslında burada suçlu değil de benim de önemli bahanelerim vardı. Hı. Bununla ilgili bakalım ortaya neler Allah çıkacak. Alo. 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 Kimle görüşüyorum? Melda, ben Fırat. Hangi Fırat? Şey ya, Sobutay. Fırat Sobutay. Hangi Sobutay ya? Oo, o kadar mı ya Melda? Bu kadar mı? Ya aslında benim sitem etmem lazım yani. Çocuğum falan oldu Melda'cığım. Aramadın etmedin. Şimdi arıyorum. Yürü git lan Kamil. Sen Allah aşkına bir vakit ayırıp ben nasıl dedim, bir aradığın yok. Ben buluşmalara bile gelmiyorsun Fırat ya. Ya haklısın. Allah aşkına beni eken sensin Kamil. Kanka yani Melda ayıp oluyor da. Şimdi şöyle bir şey var. Çocuğum oldu. En azından onunla arayabilirdiniz. Ne bileyim yani. Tamam, ben ekme yani ektim ama yani orada da sende de şey vardı, ben aradım ulaşamıyorum mesela, sonradan mesaj da atmadım yani, ne yapayım, işim vardı gelemedim, bekleseydin biraz daha. Kamil falan deyip de bak, ben hakaret etmiyorum, bak hakaret etmiyorum, hakaret etmiyorum. Kamil Mamil diyorsun. Benim hatam. Evet, senin hatan. Önce bir verdiğin sözleri tut. Şimdi buluşmaya gelmiyorsun. Yarım saat daha bekleseydin gelecektin. Aradım, açmadın, gelmedim. Anladın mı? Gel sonra olma. Allah aşkına 45 dakika bekledim. Yarım saat daha bekleseydin diyorsun Fırat. Allah aşkına gözü Allah'tan kork ya. Emin ederim bütün adamlar böyle herhalde. Aşk olsun. Memleketime laf söyleme lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, ben o dönem böyle bir şeylik yaptım. Eşeklik. Ama yani şey ne bileyim yani, ben özür dilerim yani o an. Tamam, ben de eşeklik yaptım. Çünkü de seni aramadım ama ne yapayım, sinir oldum abi. Sen de dönüp aramıyorsun. Bir açıklama da yapmıyorsun. Haklısın, haklısın. Aramaz mıyım Allah aşkına? Senin çocuğun olmuş. Haklısın yani. 5-6 yıllık dostluğu böyle bir yıl, neredeyse bir yıla yaklaştı yani. Görüşmüyoruz. Hiç hoş değil. Bundan sonra daha sık konuşalım, tamam? Görüşecek kanka. Vallahi geleyim ben, bir göreyim yeğenimi, göreyim sizi, göreyim. Hoş bir sohbet edelim Allah aşkına. Tamam. Böyle oldu yani. Tamam, tamam, tamam. Özlüyoruz, eşek. Görüşecek yani. Tamam, tamam. Görüşürüz. Tamam yavrum. Hadi bak. Sen de. Hadi bay bay. Yani tüylerim diken diken oldu. Şaka olduğunu söylemedik. Söylemedim. Çünkü şaka demeye dilim varmadı. Yani. Çok güzel bir tatlıya bağlandı. Ya Melda zaten böyle biraz yufka yüreklidir de. Ama sert girdi. Boşuna yani. Boşuna görüşmemişsiniz bir sene. Ve şey yani, o sert tepkiden anladım zaten. Hala kanka diyor, Kamil diyor yani. Kızmış, bayağı bir kızdırmışım. Ya zaten o kadar sene arkadaş olunca hani kız evet, olsan da bu, evet, bu oluyor ya. Ben ne özür yapacağım dilerim tekrardan Melda'cığım. Evet. Ya ben sürebilerek bakmadım. Hani burada amaç anca şeydi. Zaten. Dur anca bakalım. Seninki ne oluyor? Ben sizin? Deniz diye bir arkadaşım var.
Şöyle bir aynı tiyatro okuluna devam ediyorduk. Biz ilk kez ya öğrencilerin sahneye çıktığı bir gün olmuştu. Sonra birkaç kez de oynadık aynı oyunu. Ama bizim kulisimiz ve şeyimiz çok dar. Alanın, işte sahnenin arkasındaki alan da çok dar. Orada bayağı bir herkes sinir hali, yani çok kalabalık bir ekip olarak 60 kişi falan çıktı zaten. 30 kişi koro, 30 kişi bilmem ne. Orada böyle daracık alanda insanlar böyle bir sinir havli yaşadı. Sonra hani görüşmedik. Görüşmeyince de hani arayıp da sormadık ama oradaki o sinirli halimizle kaldınız. Ayrıldık hani Deniz'e. Ha. Yani aslında öyle bir şey yapmamam gerekiyordu benim bence. Çünkü Deniz... Bu da yine şeyi doldurmayacak. Aynen, aslında ince çekirdeğini doldurmayacak bir şey. Ama şimdi sinirli olmam lazım. Değilim ama. Hadi bakayım sıra. Hadi yardır. Efendim? Deniz merhaba. Sıla merhaba. Evet, ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Görüşmedik ne zamandır? Evet. Hala böyle soğuk musun, tepkili misin bana? Yok yani, şaşırdım bir anda öyle arayınca. Yani Deniz, böyle ne zamandır düşünüyorum... Hani yani o kuliste biraz tartıştık seninle. Sonuçta ben hani ilk kez sahneye çıkacaktım orada. Çok gergindim. Sana biraz belki sesimi yükselttim ama hani konuşmak da istiyorum seninle yani. Bu hani telefon görüşmesi belki vesile olur. Sen de az şey yapmadın yani. Ben orada stresliyim. Üstüme geldin iyice. Yani sen de ama biraz fazla abarttın. Herkesin içinde hani ayrı bir yerde olsak tamam da o kadar insanın içinde bağırıyorsun falan. Sonuçta ben de yani kendimi kötü hissettim. O kadar... Onlarla samimi de değilim o kadar. Tanımadığım insanların yanında bağırıyorsun falan, böyle bir gerildim ben de. Tamam da yani ben de samimi değilim sonuçta onlarla Deniz. Hani orada o kadar bir olsun yani, ne olacak ki yani. Bir kerecik öyle bir çıkışmışım sanki. Beni hiç başka zaman öyle gördünüz mü? Ya evet, tamam sen de haklısın, panik yapmışsın falan. Onu düşünemedim ben o anda heyecanlandığını. Ama sen de işte öyle bağırınca ben de bir anda kendimi ezdirmek istemedim falan. Ben de birazcık... Ama sonuçta ben de kırıldım yani. O gün bir de benim için çok özel bir gündü. Hiçbiriniz hatırlamadınız. Hadi onlar benim eski arkadaşımı, sen de hatırlamadın. O yüzden de biraz ben kırıldım Sıla yani. Tabii anladım. Yani tabii sen de kırıldın. Ben de kırıldım. Tamam o zaman şey, ben en azından hani aradım seni. Özür dilerim Deniz. Tamam. Ben de özür dilerim o zaman. Bundan sonra görüşürüz belki. Devam ederiz görüşmeye. Görüşürüz. Tamam, ben bir daha ararım seni. Tamam, peki. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşürsün ama elinde zopayla bekliyor Deniz seni. Yumuşamadı. Çok katı. Yumuşamadı. Çok şey yani. Ay ben yumuşarsın. Ay ben nasıl çok... bağırmışsın sen, ne demişsin? Yok yok, kötü değilsin. Gerginlik anıyla belli, biraz kalpler kırılmış, hala toparlanamadı. Sonra niye gönlünü almadım ya? Bir de üstüne bu şaka. Güle güle Sıla. Yok ya, ben hemen ararım şimdi birazdan. Daha Sıla gibi konuşuyorum. Ay Deniz, özür dilerim tekrar. Evet, bir telefon şakasının daha sonuna geldik. Gerçekten bana bir ders oldu. Hepimizde böyle değişik oldu. Yani ben kendi adıma aslında böyle bir şeyin vesile olması mutlu etti beni. Evet. Ki Deniz biraz sertti ama bence konuşursan... Video biter bitmez arayacağım yani. Aynen, düzelecek. Bu arada arkadaşlar, roketli anne terliği yaptık. Evet. Zaten şu anda görüyorsunuz ekranda. Evet, ekranda. Efsane oldu. Acayip Serdar'ın oldu. Müthiş keşfi. Evet. İki videoyu da izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.